Kadir Yıldırım Siirt'ten aday ama siz Mardin'de Artuk Üniversitesi değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet, Mardin Artuk Üniversitesi. Orada Kürdoloji bölümünün başıydınız. 5 yıldan beridir Kürdoloji bölümünün başkanı oldum. Başınızda bir soruşturma geçti. Evet. Kısa sürdü ve sonra sizi HDP'den aday adayı gördük. Evet. Mardin Diyarbakır'dayken Siirt'ten birinci sıradaysınız. Evet. Benim bildiğim kadarıyla sizin Siirt'e konulmanızda muhafazakar camia ile olan yakınlığınız, kendinizin de zaten öyle bir kökenden geliyor olmanız var. İlahiyatçısınız aynı zamanda. Evet, ben hem resmi olarak Kürdoluk vasfım ile geçiyorum. Bugün YÖK'te de benim Kürdoluk profesör olarak geçiyor orada durumum. Bir de bahsettiğiniz şekilde ilahiyatçı olarak da biliniyorum. Harran İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisansta profesörlüğe kadar bütün hayatım ilahiyat üzerinde geçti diye bilirim. Siirt'a bir profil olarak benim de Siirt'i tamamlayabileceğim düşüncesi bizim partinin ileri gelenlerinden, ki bunların başında eş başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş geliyor. Benim profil olarak Siirt'e uygun olacağını düşündüler. Çünkü benim hayatımın bir kısmı, özellikle gençliğimin bir kısmı Siirt'te geçti. 1978 yılında Siirt Tillo'da medrese eğitimi görüyordum. Orada bizim Seyda dediğimiz müderris Molla Burhan Hoca Efendi'nin yanında okudum. Kaç sene okudunuz? Sadece orada bir yıla yakın kaldım Tillo'da, ama 5 yıl daha Kürdistan'ın muhtelif medreselerinde okudum. Hem İslami ilimleri hem Arap dili ve edebiyatını. Medresede okurken tabii Kürt dili ve edebiyatı ile de tanıştım. Çünkü gerek Ahmedi Hani'nin Memuzin adlı muhteşem eseri olsun, ister Fakih-i Teyran veya Melayi Cizili gibi klasiklerimiz olsun, medrese sıralarında bunlarla tanıştım. 1984 yılında da Siirt Eğitim Yüksekokulu'ndan mezun olmuştum ve gerek medrese yıllarındaki kalışım, gerekse Siirt Eğitim Yüksekokulu'nu bitirişim, bu bitme olayı, mezuniyet olayı bittikten sonra da benim Siirtlilerle ve Siirt'le olan münasebetlerim devam etti. Sanırım bu bahsettiğim profilden dolayı olacak ki partim beni Siirt'te birinci sırada göstermeyi uygun gördü. Ben de bu şekilde Siirtlilerle ve Siirt'le yeniden buluştuk, yeniden bütünleştik. Evet. Şu anda çalışmalarımız çok iyi bir şekilde devam ediyor. Kadir Bey, partinizin çok sayıda muhafazakar kimliğiyle bilinen adayı var. En meşhur tabii ki Altantan, ama mesela Seher Hanım Erzurum'da, başörtülü, İstanbul'da Hüda Kaya var. Siz varsınız, başkaları da var. Bildiğim kadarıyla Siirt'te ikinci sıradaki... Diyarbakır'da emekli müftümüz var. Evet, Nimetullah Bey var. Evet. Ama bir diğer taraftan da HDP'nin dinle ilgisi konusunda hala bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Özellikle İktidar Partisi değişik açıklamalar üzerinden, son olarak mesela bildirgedeki Diyanet'le ilgili açıklama, zorunlu din dersi konusundaki duruşu nedeniyle HDP'yi din konusunda sıkıştırmaya çalışıyorlar. Evet. Nedir bu işin aslı? Şimdi bu tamamen çarpıtmaya dayalı, tamamen kara propagandaya dayalı bir eğilimdir, bir yönelimdir. Sizin de dile getirdiğiniz gibi bu kadar dindar adaylarımız var. Başörtülü 10-15 bayan adayımız var. Müftülerimiz var, ilahiyatçılarımız var. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda partimizin dine, dindara, muhafazakara yönelik herhangi bir alerjisi, herhangi bir art niyetinin olmadığı zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bugün partimizde bir Alevi dede ile bir müftüyü yan yana görüyorsak, bir Ermeni veya Süryani temsilciyle bir ilahiyatçıyı yan yana görüyorsak, bir başörtüsü olmayan, başı açık olan bayanımız
başı örtülü olan bayanımızla yan yana, adayımızla yan yana görüyorsak tabii ki bu ümit vericidir. Belki biraz gecikmeli oldu ama çok iyi oldu. Ha, diyeceksiniz ki bu saldırılar, hatta ben iftira diyeceğim, bu iftiralar, bu karalamalar neye yönelik? Tamamen HDP'yi baraj altında tutmak içindir. Ha, Diyanet deniliyor. Bizim partimiz seçim beyannamesine de koydu. Dedi ki biz Diyanet İşleri Başkanlarını kaldıracağız. Devamı var. Devamı var ama devamını getirmiyor. İktidar devamından bahsetmiyor. Evet, belki biraz bu cümle biraz içi boş gibi, yani kaldıracağız ama yerine ne getireceği şeklinde bir alternatif yok bizim seçim beyannamemizde. Ama biz hem eş genel başkanımızla yaptığımız görüşmelerde hem de konuya biraz daha vakıf olan adaylarımızla yaptığımız görüşme neticesinde ortaya şu çıktı ki bu eş genel başkanımız tarafından da dile getiriliyor. Şimdi niye kaldırıyoruz ve yerine ne getiriyoruz? Niye kaldırıyoruz? Çünkü Diyanet bugün kaldırılması gerektiği yönünde bizzat Diyanet uzmanlarınca da bir kanaat oluşmuş. Niye oluşmuş bu kanaat? Çünkü Diyanet her şeyden evvel bir Türk-İslam sentezini esas almaktadır. Yani Türklüğü en öne koyuyor, İslam'ı da ondan sonra bir dereceye koyuyor. Dolayısıyla İslam'ın dışında ve Türklüğün dışında kalan olgular tamamen tali olgular olarak değerlendiriliyor ve öyle kabul ediliyor. Sonra İslam'ın içinde de sadece Sünni İslam'ı merkeze alıyor. Hatta Sünni İslam içerisindeki ekoller arasında da ayrım yapıyor. Hanefiliği merkeze koyuyor. Diyanetin gerek merkez gerek taşra teşkilatını alınacak olan vaiz, müftü, imam, mezin vesaire gibi personelin alımında uygulanan yazılı ve sözlü sınavların hepsi Hanefi mezhebine göre yapılıyor. Dolayısıyla %90'ı Şafii olan bir Kürt imam adayı, vaiz adayı, müftü adayı sınava girdiğinde ve soruların cevaplarını Şafii mezhebine göre, kendi mezhebine göre yaptığında yok hükmünde sayılıyor ve mağdur ediliyor. Bunun yanında çok önemli bir husus daha vardır. İslam Diyanetinin dışında kalan öbür din ve mezheplerin, inançların Diyanetine yer yoktur bu teşkilatta. Ne Aleviliğe yer var, ne Yahudiliğe var, ne Hristiyanlığa var, ne de öbür din ve inançlara vardır. Bunun da ötesinde diyebilirim ki iktidarın, devletin bir aygıtı gibidir. Yani devletin, iktidarın sözünden çıkmayan bir Diyanetle karşı karşıyayız. Mesela iktidar partisinin en tepesindeki tepedekisinden başlayarak öbürlerine kadar bugün ne diyorlar? Tek dil diyorlar, tek millet diyorlar. Oysa Kur'an'da bir ayette Allah diyor ki ben sizin dillerinizi farklı farklı kıldım ve bu farklı kıldığım dillerinizden her birisi benim bir ayetimdir. Bugün devlet 100 yıldan beri şimdiye kadar hala da Kürt dilini yok saymış, asimile etmiş, inkar etmiş, daha yeni yeni. Kadir Bey, şimdi bu malum benim de konum, sizin de konunuz. Biz burada saatlerce bu konuyu konuşuruz ama şu anda toplantı da sürüyor. Biraz evet. Hızlı gidelim tamam. Kısacası tekçilik İslam'da yok, Kur'an'da yok. İslam'da çok kimliklilik var, çok dillilik var. Tek dil, tek millet diyen felsefeye karşı Diyanet şimdiye kadar itirazını yapmadı. Niye böyle bir şey, böyle bir söylem geliştiriyorsunuz demedi. 1400 yıl önce ana dille savunma Hazreti Peygamber tarafından tanınmasına rağmen bugün ana dille savunma 1400 yıl sonra bile verilmek istenmiyor. Ve bir gün olsun Diyanet demedi ki böyle bir hak İslam'da vardır. Son olarak çok önemli bir hususa değineceğim. Bir savaş etiği var İslam'da. 1400 yıl önce peygamber bir orduyu bir yere savaşa gönderdiğinde en evvela söylediği şey şudur. La taktulul velide. Çocukları öldürmeyin. Ve la taktulul nisa. Kadınları da öldürmeyin. Oysa 1400 yıl sonra Kürdistan'da sebep ne olursa olsun ve devletin tepesindeki insanlar kadın da olsa çocuk da olsa icabına bakın öldürün yani demek istiyor. Diyanet bir gün kalkıp da böyle bir şey İslam'da yok demedi. Dolayısıyla kaldırılması gerektiği yönünde aşağı yukarı insaf sahibi olan herkes hemfikirdir. Ha, kaldırdıktan sonra yerine nasıl bir Diyanet getireceğiz diyecek olursanız yerine biz
Dinler ve İnançlar Başkanlığı adı altında çok daha geniş, çok daha özgürlükçü, çok daha eşitlikçi, çok daha barışçı bir diyaneti kuracağız. Halkımız bu konuda endişe etmesin. Yani peki, dini kaldırmıyoruz. Diyaneti kaldırmak ayrıdır. Teşkilat olarak dini kaldırmak ayrıdır. Biz bu diyanet çatısı altında İslam'la birlikte, bütün ekolleriyle birlikte Aleviliği, Yahudiliği, Hristiyanlığı ve öbür din ve mezhepleri de orada temsil ettireceğiz. Bugünkü diyanet personeli özlük haklarını koruyacak ama İslam diyanetinin personeli olarak özlük haklarını koruyacak. Biz bunlara ilaveten Yahudilerin, Hristiyanların, Ezidilerin, Zerdüştilerin, Alevilerin ve öbür dinle inançların mensuplarını da istihdam edeceğiz. Ve dediğim gibi halk müsterih olsun, asla ve asla bu provokasyonlara, bu yalanlara, dolanlara aldanmasın. Provokasyon diyorum çünkü HDP'yi baraj altında tutmak için şimdiye kadar başvurulan askeri provokasyonların yanında, kültürel provokasyonların yanında bana göre bu başvurulan da bir dini provokasyon. Peki, ben öyle nitelendiriyorum. Şunu sorabilir miyim? Şimdi Kürtler muhafazakar bir halk olarak biliniyor. Yani herkes, Türkiye zaten muhafazakar bir ülke ama Kürtlerdeki dindarlığın ortalamanın daha üstünde olduğunu ben kendi gözlemlerime dayanarak söylerim, herhalde yanlış değildir. Yok, ve Kürt hareketinin de öteden beri dinle, dindarlarla olan meselesi vardı. Yani bir mesafe vardı. Son dönemde bunun 5-6 yıldır bu mesafenin kapanmaya çalışıldığını görüyoruz. Evet. Bu mesafe tamamen kapandı mı? Yani tamamen kapandı demek doğru olmaz. Ama büyük ölçüde kapandı. Bir güven verildi. Halkımız artık Kürt siyasi hareketinin 30 yıl önceki, hatta 10 yıl önceki Kürt siyasi hareketi olmadığı yönünde kanaat sahibidir. Mayıs 2014 yılında yine Kürt siyasetinin de büyük bir onayıyla ve teşvikiyle açılış konuşmasını benim yaptığım Demokratik İslam Kongresi yapıldı, düzenlendi. Bu halkımıza ciddi bir güven verdi, ciddi bir itimat verdi. Ve bu Demokratik İslam Kongresi'nin öncülüğünde hem geçen yıl hem bu yıl Kutu Doğum programları düzenlendi. Yine bunlarda açısını ben yer aldım. Ve burada dikkat etmemiz gereken husus şudur. Kürt siyasi hareketinin aslında karşı olduğu mutlak manada kayıtsız şartsız bir din değildir. Belki Hazreti Peygamber'den Hazreti Ali'nin vefatına kadar uygulanan İslam bugün Kürt siyasi hareketini de benimsediği, teşvik ettiği Medine Sözleşmesi çerçevesinde bir merkeze oturtmaya çalıştığı bir anlayışa sahiptir. Ama Hazreti Ali'nin vefatından sonra bir saray İslamı, bir köleleştirici İslam, bir cariyeleştirici İslam, bir kapital İslam, Ali Şeriatı bu kapital İslam'a abdestli kapitalizm adını vermiş. Bana göre çok da iyi bir, yani hem abdest alıyor, tapunya giyiyor, hem de kapitalizmin ağrısını temsil ediyor. Dolayısıyla burada Türk siyasi hareketinin asıl karşı olduğu böyle bir yanlış, demokratik olmayan ve Hazreti Peygamber'den Hazreti Ali'ye kadar uygulanan İslam'ın dışına çıkan bir İslam'a karşıdır ki hepimiz böyle bir anlayışa karşıyız. Çünkü bu anlayıştır ki bugün IŞİD'i doğurdu. Bu anlayıştır ki IŞİD'in paydaşları olan öbür barbarizme dayalı hareketleri doğurdu. Yoksa Türk siyasi hareketi İslam'ın özüne karşıdır, bütünlüğüne karşıdır gibi bir sonuç çıkarmak yanlıştır. Ama mesafe henüz tam kapanmadı diyorsun. Yani şöyle söyleyeyim, Kürt siyasi hareketinin içerisinde çok modeli bileşenler vardır. Yani Alevi vatandaşlarımız, kardeşlerimiz var, Ezidiler var, Ermeniler var, öbürleri var. Bunların da endişelerinin giderilmesi lazım. Çünkü bana göre, anladığım kadarıyla onların da başka türlü endişeleri var. Yani acaba Kürt siyasi hareketi bu sefer böyle %100 İslami bir harekete bürünüp de bu sefer öbür din ve inançlara karşı bir cephe alma durumuna bile böyle bir ivme kazanır mı kazanmaz mı şeklinde bir tereddütleri vardı. Bunu da normal karşılamak lazımdır. Çünkü onlar da yıllardır bu hareketin içerisinde bedellerin en ağırlasını vermişler. Dolayısıyla siz yanlış bir dini anlayış ile hareket ederek
o insanların fedakarlıklarını, bedellerini görmezlikten gelerek onları küstürmek, onları kaçırtmak, onları onlara şüpheyle bakmak falan, bu da en az dine karşı, İslam'a karşı cephe alma kadar tehlikelidir. İsterseniz burada noktalayalım. Evet. Kadir mi, Kadri mi adınız? Kadri. Kadri. Evet. Kadri Yıldırım, HDP'nin Siirt birinci sıra adayı. Hem ilahiyatçı, hem Kürdolog. Evet, Kürdolog ve teolog. Kürdolog ve teolog diyelim. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür İyi günler. Çok sağ olun.